İsa'yı sömürüyor hainler, zalimler. Hazreti İsa bunları reddediyor, kabul etmiyor. Ve İslam itikadına göre, İslam inancına göre Hazreti İsa kıyamete yakın gökyüzünden aynen kalıbıyla kılıfıyla yeryüzüne inecek ve kendisine Allah'ın oğlu diyerek iftira eden bütün Hristiyanları imha edecektir. Efendiler, nasıl olur Hazreti İsa'yı yeryüzünden gökyüzüne Allah ne biçim kaldırmıştı? Böyle şey olur mu canım? İnsan havaya kalkar mı? Sonra gökyüzünden çürümeden, kaybolmadan İsa gökyüzüne kaldırılalı binlerce sene oluyor. O kaybolmadı mı, erimedi mi, tükenmedi mi, silinip gitmedi mi, nasıl oradan tekrar yeryüzüne gelecek? Böyle şey olur mu? Müslümanlar amma da yobaz ha, kafaları çalışmıyor. Şeklinde haşa Müslümanlara sataşmak istiyorlar. Ve ahmaklar düşünmüyorlar ki gökyüzünde her saniye Allah'ın kudretleri iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Yağmur damlalarına dikkat etmiyor musunuz? Yağmur damlalarına, kitaplara tespit etmiş yazmışlar. Yağmurlar nasıl yağıyor kardeşlerim? Yeryüzündeki sular buharlaşıyor. Su buharları ısındıkça yükseliyor, yükseliyor. Belli bir yükseklikte o rutubet, su buharları, buharcıklar belli bir yükseklikte duruyor. Kaybolmuyor, karışmıyor, dağılmıyor, orada yoğunlaşıyor. Cenab-ı Hak bir rüzgar gönderiyor, o rüzgarlar su buharlarını önüne alıp götürüyor, sıkıştırıyor, bulut haline getiriyor. Bulut haline geldikten sonra ağırlaşan buluttan yağmur damlaları tane tane, teker teker dökülüyor. Hangi yerde, arazide, nerede ekin varsa, nerede çayır çimen varsa, nerede ihtiyacı olan bir ağaç varsa, o rüzgarlar bulutları götürüp bir bahçıvanın elindeki süzgeç gibi o arazinin üzerine damla damla, yavaşça, yumuşakça, ahenkli, ölçülü yağmur damlalarını yukarıdan aşağıya kim indiriyorsa İsa'yı da yeryüzüne aynı kudret indirecektir. Anlaşılacak ne vardır bunda? Bunu ayarlayan kimse o. Yağmur hiç yağmasaydı ne olacaktı? Yeryüzü felakete mahkum olacaktı. Eğer yağmur yağmaya başlasaydı da sonu gelmeseydi, o bir noktada durmasaydı yeryüzü yine helak olacaktı. Aynı şekilde o yağmurlar bir oluktan boşanırmış gibi yağsaydı da damla damla yağmasaydı yine felaket olacaktı. Demek ki yağmurları ortaya koyan, belli bir müddet sonra o yağmuru durduran, oluktan boşanıyormuş gibi, kanaldan dökülüyormuş gibi değil de bir bahçıvanın süzgecinden dökülüyormuş gibi tane tane ayarlı hesaplı yağdıran bir kudret var. Bu tabiat olamaz. Tabiatın sahibi Allah'tan başkası değildir. Aynı şekilde gökyüzüne Kur'an-ı Kerim Hazreti Allah'ı anlatırken Rabbis semavati vel ard diyor. Semavatın ve arzın sahibi Allah. Semavatta ne mevcutsa onu tertip eden, terbiye eden, teşkil eden, tanzim eden Allah'tan başkası değildir. Bakınız şimdi, efendiler, bir spor karşılaşması yapılıyor. Nerede? Arjantin'de. Bir futbol karşılaşması, bir spor karşılaşması yapılıyor. Yeryüzünün büyük kısmında, yeryüzünün büyük bir kısmında bu Arjantin'deki Güney Amerika. Ta Arjantin nerede? Senin İstanbul'da yatak odan nerede? Nereden geliyor bu manzara? Vizyon ekranlarıyla, objektifleriyle görüntüyü tespit ediyor. Işık enerjisi o televizyon kamerasında elektrik enerjisine intikal ediyor. Tebdil oluyor. O bir kablonun içerisinde elektronların süratiyle devam ediyor. Elektronların sürati
saniyede 300 bin kilometre. Saniyede 300 bin kilometre. Düşünün ki 100 kilometrelik bir mesafede bir elektron 30 bin defa gidip geliyor. Sürate bakınız. Bu süratle o yayın devam ediyor. Ve televizyon vericisine gidiyor. Verici istasyonda lambalarla kuvvetleniyor. Ve o büyük televizyon anteninden feza boşluğuna naklediliyor. Feza boşluğuna gönderiliyor. Ne halde gönderiliyor? Elektromanyetik dalgalar halinde gönderiliyor. Ve bunu elektronlar götürüyor. Hava molekülleri götürüyor. Ve dünyanın her tarafına götürüyor. Aynı anda çeşitli yayınlar olduğu halde. Bir tarafta efendim spor karşılaşması, bir tarafta başka bir olay, başka bir hadise, başka bir manzara. Çeşit çeşit istasyonlarda yayınların feza boşluğuna gönderdiği bu elektromanyetik dalgalar veya televizyon sinyalleri, radyo sinyalleri hiç kaybolmuyor. Aynı suretleri, aynı şekilleri, aynı sesleri götürüp herkesin evindeki televizyona teslim ediyorlar. Çatıdaki antenlere geliyorlar. Çatıdaki antenlere çarpan bu televizyon sinyalleri derhal yine elektromanyetik bir meydan buluyorlar. Elektrik enerjisine dönüyorlar. Kablonun içinden devam ediyorlar. Televizyon ismindeki alıcının içine geliyorlar. Oradaki elektrik enerjisi ışık enerjisine intikal ediyor. Ve aynı ışıklar ekrana yansıyınca ta memleketin neresi olursa olsun, nerede yapılırsa yapılsın, oradan nakledilen adamların suratları, yüzleri, gözleri, şekilleri, elleri, ayakları çarpışmadan, karışmadan, yer değiştirmeden, bozulmadan, birisinin yerine başkası geçmeden, yanılmadan, şaşırmadan gökyüzünden bu sinyaller gelip ekranda aynen görünüyorlar. Bütün bunları kim yapıyor? Bu televizyon sinyalleri niçin kaybolmuyor fezada? Niçin karışmıyor? Aynı anda Arjantin'de yapılan bir futbol karşılaşmasını yeryüzünde bir milyar televizyonda seyrederken bir olayı bir milyar defa çoğaltan, hiçbirbirine karıştırmadan, birbirine çarpıştırmadan, fezada kaybetmeden bu görüntüleri, bu sesleri, bu ışıkları götüren nedir? Hangi kudrettir? Fezaya hükmeden kimdir? Gökyüzüne hükmeden kimdir? İşte Kur'an-ı Kerim diyor ki, Rabbis semavati vel ard olan Allah'tan başkası değildir. Bu nizamı, bu ahengi, bu sistemi koyan Allah, Hazreti İsa'yı semavata kaldırabilir. Semavattan aynen bozulmadan ve şekli kaybolmadan yeryüzüne İsa'yı aynen indirebilir. Amenna ve saddakna. Sistem be kardeşim. Yeryüzündeki hadiselerin hepsini sen esrarını anlıyor musun ki? Anlamış ve tespit etmiş mi ki? Sen bunun karşısında nasıl olur böyle şey canım diyorsun. Nasıl olur? Daha sen bir ağacın kökünden yukarıya suyun ta tepeye nasıl çıktığını bilmiyorsun. 10 katlı apartman yapmışsın ancak suyu 5. kata kadar çıkarabiliyorsun. 10. kata su çıkabiliyor mu? Ama 50 metre yüksekliğindeki bir kavak ağacının kökleri suyu alıyor, 50 metre yukarıdaki yaprağa kadar aynen çıkarıyor. Bu kudreti kim koymuşsa, bu kanunu kim koymuşsa, bu nizam ve ahengi kim koymuşsa, İsa'yı çıkaracak olan ve indirecek olan aynı kudrettir. Anlaşılmayacak ne vardır kardeşim? Demek ki ilahi nizamı anlamak lazım. İlahi nizamı anlamak lazım. Ve Allah'ı anlamadıkça tabiatı anlamak mümkün olmayacağını kavramak lazım. Bizim neslimiz niçin tabiata saygılı değildir? Tabiata saygılı değil. Tabiata saygılı olmadığı gibi hayvanlara, annesine, babasına, milletine, devletine, fertlere ve toplumlara karşı da bizim neslimiz saygısızdır. Neden? Evvela Allah onlara tanıtılmadı. Temelden hata edildi. Temelden hata edilince iş gittikçe berbat bir hale geldi.